Şimdi ben uzun yıllardır esnaflık yaptığım için biraz şey oldum. Farklı işler yapmak istedim. Ve toprağı sevdiğim için, çiçekleri sevdiğim için uzun yıllardır, yani yaklaşık 3-5 yıldır oğlum da yetiştiği için farklı şeyler yapmak istedim. Hani toprağı seviyorum. Sonra Filiz zaten arkadaşımızdı dernekte. Lavanta yapıyordu. Hadi Neriman gel dedi, birlikte yapalım lavantayı. Kadın girişimci olarak Sinop'ta da herkes tutkun olsun. Kadınlar bir araya gelsin, bir şeyler yapsın. Öyle bir başladık. Filiz'in mevcut olduğu lavanta tarlası var. Onun yanını ben de kiraladım. Filiz'le birlikte inşallah çok güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah örnek de oluruz. Sırf lavantayla da kalmayı düşünmüyoruz açıkçası. Şimdilik bununla başladık. Şimdi 6500 metre, yani 6,5 dönüm yere 7000 fide düşündük. 7000 fide ekeceğiz Allah nasip ederse. Yapıyoruz, yaptık. Birkaç gün içinde bitiririz inşallah. Öyle çok güzel bir bitki, lavanta, sevimli, kokulu. Cennet gibi yapacağız inşallah, öyle hedefliyoruz. Hem hobi, hem zevk, hem para kazanmak, hem Sinop'u turizme de tanıtmak. Yani turizme de bir katkısı olacağını düşünüyorum. İnsanlar lavanta çiftliği için farklı ülkelere gidiyor. Biz neden Sinop'u lavanta cenneti yapmayalım ki diye düşündüm yani. 2020 yılında başladık ilk dikime. Bu sene de tamamını diktik. Şimdi arkadaşlarımıza da örnek olması açısından iki bayan olarak, girişimci bayan olarak burada 6,5 dönümlük bir bölüme daha tekrar dikimi yapıyoruz. Görsel olan cinslerden intermedia cinsi yapmayı düşünüyoruz. Bugün çalışmalarımıza başladık. Destek oluyorsunuz. Destek oluyoruz, evet. Evet, birlikte bir şey, girişimci kadınlar olarak Sinop'ta ses getirmeye çalışacağız. Burayı turizme açmayı düşünüyoruz. Sinop'ta yaz aylarında turist sayımız fazla. Farklı yerlere de sahip olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tıbbi aromatik bitki konusunda da Sinop'ta yetiştirilebildiğini duyurmak istiyoruz.